Fossa ischio analis, trigonum analide bulunan kanalis analisin her iki tarafında üçgen prizma şekilli içi yağ dokusuyla dolu olan çukurlardır. Üçgen prizma şekilli olduğu için bir ön duvarı var, bir lateral duvarı var, bir medial duvarı var, bir arka duvarı var ve tabii ki bir de tabanı var. Fossa ischio analisin lateral duvarını musculus obturatorus internus, bunu örten fascia obturatoria ve tuberis chiodicum oluşturur. Fossa ischio analisin medial duvarını musculus levator ani ve musculus sphincter ani externus oluşturur. Arka duvarında şu an burada görmediğimiz musculus gluteus maximus kası oluşturur. Ön duvarını ise musculus transversus perinei superficialis ve bunun derinliğinde olacak musculus transversus perinei profundus'un arka kenarları oluşturur. Fossa ischio analisin tabanını deri ve deri altı yağ dokusu kapatır. İçerisindeki yapılara baktığımızda ise arteria, vena, rectalis inferior ve hemen bunun yanında nervus rectalis inferior'u görüyoruz. Ön tarafta arteria vena pudenda interna, tabi maketlerde venleri görmüyoruz. Hemen yanında nervus pudendus'un perineal dallarını görüyoruz. Fossa ischio analisin lateral duvarında uzanan bir kanal vardır ki ismi canalis pudendalis, diğer adıyla Alcock kanalı. Yine bunu maketlerde görmüyoruz. Alcock kanalı fascia obturatoria ile musculus obturatoris internus arasında ilerler. İçerisinde nervus pudendus ile arteria vena pudenda interna, bunların yanında musculus obturatoris internus'u innerve edecek motor dal bulunur.